Şimdi Cem vaftiz oldu mu olmadı mı? Cem kabul etmiyor ama. Hristiyanlık teklif ediyorlar. Lanetlenirim diyor. Yani öyle bir şey kabul etmiyor. Belki de hala ümidi vardı. Var hocam, o son ana kadar ama ümidi yani var. Yani onun için Hristiyan yani olursa ümitler tamamen biter. Ümidi var. Evet. Ama yazık, koskoca Fatih'in oğlu 13 ya. Sene Avrupa'da perişan bir yerde, Fransa'da papanın elinde, Fransa kralının elinde oyuncak oluyor. İşte iktidar hırsının yüzünden. Evet. Aşırı. Şey ama öyle de olmasa gitse boynu gidecek. Yıldırım Beyazıt ona diyor ki sana para vereyim senede 1 milyon altın. Mısır'da hiçbir işe karışmadan otur. Yani güvenemedi belki. Yok, o saltanat hırsı var. Yani o zaman. Şey, mağlubiyeti kaybet, savaş, ilk savaşı kaybettikten sonra da yani bir daha dönmemesi lazım. Dönüyor. Tekrar dönüyor. Yani o ama hırs, hala da şeyi var. Var, onu destekleyenleri var. Tabii destekleyenler var. Mesela Anadolu'daki beylikler, Karamanoğulları vesaireler çağırıyorlar çünkü Osmanlı'nın işi karışsın diye. Rodos'a giderken de yanındaki adamları diyorlar ki Frenklere güven olmaz. Rodos'a gitmeyelim. Yok diyorlar, onlar sözünde durur filan diyor ama sığındıktan sonra da bir daha pişman oluyor ama iş işten geçmiş tabii olacak. Tabii onunla çok birlikte gidenler de perişan tabii olmuştur. Yakın adamları da beraber gitmiş. Evet. Zaten cenaze namazını 2-3 kişi kılmış orada. Zaten cesedi de 4 sene sonra geliyor. Yani 1495'te ölüyor. 1499'da anca getirilebilmiş yani. O da şeye götürülüyor. Bursa'ya götürülüyor. Tabii Bursa'ya götürülüyor, gömülüyor. Evet. İstanbul'a orada gömmüyorlar o dönemde. Zaten İstanbul'a değil, Bursa'da gömülmeyi tercih ediyorlar değil mi? Tabii. İşte ilk Fatih ile başlıyor İstanbul. Evet. Fatih mesela diğer oğlu Şehzade Mustafa da o da Bursa'ya gömülmüş. Gidiyor. O da Bursa'ya, Bursa'ya gidiyor. Yani Fatih'in iki oğlu Bursa'da yatıyor, Mustafa ve Cem. Yani İstanbul'a gömmüyorlar. Çünkü İstanbul'da tabii şey de yok o dönemde, öyle türbe. İlk defa Fatih için yapılıyor. Yani evet. Padişah hanedan türbesi İstanbul'da mevcut değil. En ilginç şey hocam, Edirne'de yatan padişah yok. Ne tuhaf. Niçin evet. Edirne'yi niye tercih yok etmiyorlar? Bak, İkinci Murat, bilmiyorum yani İkinci Murat... Evet. Yani Edirne'de hükümdarlık yapıyor, orada şey yapıyor vesaire diyor. Edirne'de ölüyor. Ama mesela 2. Murat da Bursa'ya gömülüyor. Çünkü camiyi Bursa'ya yapmış. Ama işte Edirne'de de cami var aslında onun. Acaba daha ben Anadolu'yum. Niye? Yani Anadolu'yu tercih etmeleri. Bilmiyorum. Yani şey şu, tabii mesela bizim kitaplardaki bir yanlış şudur. Halil Hoca üzerinde durur. Edirne 1360'lardaki fethinden sonra başkent olduğu denir. Yanlıştır der hoca. Edirne'nin gerçek manada başkent olması 1402 Ankara Savaşı'dır. Yani Ankara Savaşı'ndan önce padişahlar Edirne'de olduğu için Edirne başkent sanılır ama Edirne başkent değildir. Edirne başkent olduktan hala sonra da iki tane padişah var. Çelebi Mehmet ve 2. Murat. Evet. Ama ikisi de Bursa'da gömüldür. Yani Çelebi Mehmet'in camii var ama şey Üç Şerefeli 2. Murat'ın cami değil mi? Evet, 2. Murat'ın cami. Evet. Mesela o büyük bir cami de var 2. Murat'ın. Bilmiyorum yani sebebini neye yapmışlar. Yani ilk 9 padişah. Acaba devletin ilk kurulduğu topraklara yakın olduğu için mi? Bilemiyorum. Tabii şey, iki tane büyük külliye var hocam. Hem Yeşil Cami tabii, hem Muradiye. Tabii. Çok büyük külliyeler. Bir de ata kültü evet var. Yani hem ilk atalar orada doğru gömülü. İşte. Yani onun da muhakkak ki bir tesiri var. Yani 36 padişahın 9'u Bursa'da, yani 9'u diyoruz Bursa'da, 8'i Bursa'da, birisi Söğüt'te. Evet. Diğer kalan 26 padişah bana kalırsa İstanbul'da. O dedeler, şeylere, atalara saygı. Evet, olabilir. Biri de Şam'da. Yani evet. 4 değişik mekanda yatıyorlar. Yazık. Anneleri aynı mı diyorlar Beyazıt'la Cem'in? Hayır. Değil. Cem'inki onunla gidiyor. Cem'inki zaten. Çiçek Hatun, o zaten Mısır'da. Mısır'da. Hatta şey enteresandır. Şövalyeler o kadar ilginç ki hem Çiçek Hatun'dan bile para sızdırmışlar Cem Sultan için. Memlük Sultanı Kayıtbay'dan da para sızdırmışlar Cem Sultan'ı sana vereceğiz kimler falan diye. Rodos şövalyeler. Şövalyeler. Tabii. Ama felaket onlar. Tabii şey yapıyorlar. Tam korsan. Tam adamlar şey. Tam soyguncu herifler. Kanun şeyden, Bayezid'den, annesinden, bilmem nereden, her yerden. Korsan para. Papa şey mi?
Bir şey daha sormak istiyorum. İkinci Beyazıt'tan affedersiniz hocam. Her yıl 45 bin altın alıyorlar Cem Sultan'ın bakım masrafı. Bu şu demek yani, parayı vermezsen salarız. Buyurun hocam. Kadınlardan hiç hanedana mensup kadınlardan hacca giden var mı? Var. Var. İkinci Selim'in kızı gidiyor. Yani var öyle hanedandan gidenler oluyor. Bayanlardan giden, kadınlardan gidenler oluyor. Hatta onlar biraz şeydi, biz yalnız bizim değil mesela. Babür hanedanından da kadınlar geliyor hacca. Gelenler var. İkinci Selim. Nereden? Babürlerden. Babürlerden çok. Babürlerden de gelenler var. Kırım'dan. Hindistan'dan, Afrika'dan vardır. Afrika'dan var zaten. Kırım'dan. Kırım'ı bilmiyorum. Kırım hanlarından haca gidenler var benim bildiğim, tahttan indikten sonra. Tahttan indirildikten tahttan sonra indirildikten. Gidiyorlar. Yani, mezarı Şam'da olan padişah kim diyorlar? Sultan Vahdettin. Vahdettin. Sultan yazık Vahdettin. O kalmış o. Uzakta kaldı. Yok, toprağı hocam. Evet. Toprak. Kendi toprağı. Doğru. Yani şunu kapatmazsak biz de ilk gün Allah Allah yeni geldi diye bir şey demiyorum şimdi. Aa, ama ben klima hocam diye siz tutturdum. De hasta olacaksınız. Hiçbir şey olmam. İlle söylemek lazım. Efendim aradan sonra şey yaparız. Zavallı. Kimi dinleyeceklerini şaşırdılar. Ben klima diye rica ediyorum. Hocam üşüyoruz diyor. Şöyle ara 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 açsın da. Çünkü klima şeyde yoksa yelpaze. Otoyolu buldu sağ olun. Ara yok, açsın en temiz. Yoksa yelpazeyi niye Cem Sultan diyorlar deniyor. Sultan Cem değil de Cem Sultan. Niye Sultan deniyor diyorlar. Hiç mi ne denmez erkeklerden başka? Denmez. Niye deniyor? Kızlara diyorlar aslında Sultan'ı daha Cem'e sonra. Cem'e niye deniyor onu soruyorlar. Ya Cem tahta para falan da basıyor kendisi, tahta çıkıyor. O şekilde o dönemden kalmış. Fakat bak mesela şey gözüyle bakmadım, o gözle bir bakmak lazım. Merkezdeki Osmanlı tarihleri sultan ünvanını benim tahminim kullanmamıştır. Yani kullanacaklarını tahmin etmiyorum. Yani. Şehzade Cem diye kullanmışlardır. Şeyi söyleyecektim hocam demin. Evet. 1573'te 2. Selim'in kızı Şah Sultan gitmiş hacca. Mesela yani, tabii onun dışında gidenler de vardı. Böyle bu şekilde hacca gidenler var. Evet. 9 ay hocam o dönemde hac. 9 ayda gidiliyor, geliniyor.